Ve aslında görenlerin cuma akşamını zehir eden o konuya döneceğiz. Gebze'ye döneceğiz. Gebze'de hayvanlar poşetlere koyularak öldürüldüler, çöpe atıldılar ve hayvanseverler tarafından bu durum tespit edildi, takip edildi, peşi bırakılmadı ve oraya pek çok hayvansever gitti, siyasiler de gitti, ünlüler de gitti. Tepkiler çığ gibi büyüdü, hem fiilen büyüdü hem de sosyal medyada büyüdü aslında. Gebze Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi konuyla ilgili. Bu katliam iddialarını reddetti ancak görünen köyde kılavuz istemiyordu. 45 hayvan ölü bulundu. O korkunç görüntüler kan dondurdu. Hayvanseverler ayağa kalktı. Önce barınağa bastılar, sonra o katliamı protesto ettiler. Yüzlerce kişi adliye binasına yürüdü. Halk, hukuk, adalet! Halk, hukuk, adalet! Kocaeli Gebze'de belediyeye ait sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezinde çöp kutuları içinde 30 köpek, 14 kedi ve bir karga ölü olarak bulundu. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden bir kişi merkezde daha önce gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti. Merkezin arka kısmını gezdi. Korkunç manzarayla karşılaştı. Dehşet birkaç adım ötedeydi. Çöp konteynerlarında poşetler içerisinde onlarca ölü hayvan bulundu. Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz. Olamaz. Haberi alan hayvanseverler ve siyasetçiler rehabilitasyon merkezine akın etti. Hayvanların iğneyle öldürüldüğü, anestezik bir ilaç kullanıldığı iddia edildi. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp uygun usullerle görüyoruz. Sosyal medyada yayılan o görüntülerin ardından hayvanseverler ayağa kalktı. Önce barınak basıldı, sonra Gebze Belediyesi önünde hayvan katliamını protesto ettiler. Aralarında ünlüler de vardı. Küçücük yavru köpekler var, küçücük yavru kediler var. Bu bir vahşet. Artık köpek alamıyoruz. Alamadığımız için kısırlaştırma da yapamıyoruz. Yapamadıkları için de öldürüyorlar. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün istifasını isteyen hayvanseverler Gebze Adliye binasına yürüdü. Kan donduran olayla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayvanların trafik kazaları ve hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle öldüğünü belirtti. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. Büyükgöz katliamı inkar etti. Herkese hesabını soracağız dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanı gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.